mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ettin ve zeytun ve turi sinin ila ahirin sure. İlem eyyel aziz. Çok farklı yerlerden yapacaktım, bayağı yer yazdım ama en son buna karar verdim. Mesela bir tanesi şuydu, 193. sayfada başımıza gelen bazı hadiseler var. Hoşumuza gitmiyor. Ve bazılar çok hoşumuza gidiyor. Onu hayırlı zannediyoruz vesaire. Onu yapacaktım, vazgeçtim. Ona ait iki günden beri biraz yapmışız diye. İlem ehyel aziz, ey aziz kardeş. Her bir masluğunda tahakkuk eden kemali sanat, saniin her mekanda ve her masluğun yanında bulunmasına delalet ettiği gibi, hiçbir mekanda ve hiçbir masluğun yanında bulunmamasına da delalet eder. Yani baktığımız zaman ileride bir yer vardı. Allah'ın sanatı ile insanın sanatını kıyas ederken diyor ki, insanın sanatında hemen insan gözüküyor. Mesela bir şey yaptığın zaman insan gözüküyor. Yani insanın gizli olması mümkün değil. Araba yapınca hemen gizleyemezsin fabrikayı, ustayı. Allah'ın sanatında ise Allah pek gözükmüyor hemen. Zahir çıplak gözle gözükmüyor. Onun için beşerin çoğusu inkar etmiş. İlim çok düşük değil ha, ondan mı? Ondan. Yani ilim çok tuhaf yani, değil mi? İnsan... Mesela bunu bin defa anlatsan sahipsizdir, sanatkarsız, ustasız. Kimse inandıramaz. Hiç kimseyi ama. Mesela mutfakta bardak kırılmış. Desen ki geldik hanım, çoluk çocuk, girdik içeriye. Valla kendi kendine oldu. Kimse inanmaz. Ama hemen yanı başındaki çiçeğin çiçek açması kendi kendine oldu diyebiliyoruz. Niçinmiş? İbrahim miydi? İbrahim. Sence niçin böyle? Ne dedim biraz önce? Duymadılar da. Ya oradaki ilmi o harikalı çiçeğe verdiğimiz için oluyor. Yani teşekkür edin nefsihi diyoruz yani biz. Hmm. Yani ilim o kadar büyük ki biz onu ihata edemiyoruz, evet. Göremiyoruz yani. Yani mesela bunun fabrikası muayyen olur, belli olur. Ama çiçeğin fabrikası olacak kainat. O kadar külli bir ihatalı bir ilim ki, yani ihata edeceksin ki göresin. Mesela karıncayı şuraya koy, kitabı göremez. Ancak dışında olması lazım. Bir de kendi cinsinden olması lazım. Mesela bir güneşe baktığın zaman güneşi de göremiyorsun. Şimdi şiddet zuhurunda gizlenmiştir diyor ya. Şimdi o kadar zahir gözüküyor aslında ama çok dikkat istiyor. Ha, demek ki Temmuz Ağustos'da şiddeti güneşte semaya baksan güneş gözükmez. Gözükmez. Gözünü kör eder. Kör eder. Onun gibi de çok şiddeti zuhuru var. Çok dikkat etmek gerekiyor aslında. Üçüncüsü de, iki de o. Allah basit şeylerden çok harika şeyler yapıyor. Mesela kokmuş, tavfun, çöpe atılmış kemiklerden hayatı tasafi ettirmek adına haşeratlar çıkıyor. Mesela et parçası bir şey yok, ye, hayatına sebeptir, güzel olur. At onu çöpe, içinden kurtlar çıkıyor. Hamza, bu kurt neredeydi? Yani gardiyanıma soracağım, geç gelmenin cezası. Bak şimdi, iyi dinleyinler, çok ilginç. Bunu çok sorarım kendime. Mehmet abi, et parçasını yiyoruz abi. Evet, bu et parçası, kabul et. Sonra yemedik bunu, koyduk abi. Koktu, çürüdü. Nasıl anlarız çürüdüğünü? Kurtlandığından. Kurtlanırsa çürüdü. Peki bu kurt neredeydi? Ne çıktı ortaya? Orada gizli miydi? Neredeydi bu? Nasıl çıktı? Neden çıktı? Ya yok, onu çaltmayacağız.
yaratıldı. Kurt neredeydi? Yavuz'um hoş geldin. Hoş bulduk. Sana öz... Torun da torun. Elhamdülillah. Bak şimdi. O kurt nerede idiyse, o kurdun hemen şeyini söyleyeyim. Hayat var mı abiler? Kurtta hayat var. Göz var mı abiler? Var. Ruh var mı? Var. Duygular var mı? Elin götürsen kaçar, uçuyor. Hayati fonksiyonlar hepsi var. Yani bizim ufaltılmış şeyimiz. Bak, o et çürüdüğü zaman çıkan kurtta veya böcekte, sinekte hayat var. Şuur var. Ruh var. Duygular var. Arkadaşın sesini duyar. Rızkını görür. Nereden çıktı? Çıkan haşeratta hayat var ama ette hayat yok. Değil etin ölmesi çürümüş. Yesen hayatını felç eder. Hayatın hiç olmadığı yerden haşerat çıkıyor. Et kördür. Göz yapılıyor. Değil mi? Ruh zaten yok. Et. Ettir ya işte bildiğimiz et. Ama ruh yaratılıyor. Neresinden çıktıysa o haşerat, böcek, o uçan böcek. Mehmet abi o da ölse, o çıkan böcek var ya, o da ölse daha mikro canlı çıkar bu sefer. Oradan çıkan sinek uçtu uçtu, birkaç gün sonra vefat etti. O da durdu durdu, ne yapacak o? O da kokacak. Ondan daha mikro canlı çıkacak. Ondan da öyle, ondan da yani sıfırı yok bunun. O etin neresinde hayat, ruh, şuur var idiyse bizim bedenimizin de orasında ruhumuz oradadır. Ruh oradadır. Bakın etin içerisine ruhu saklayan Allah burada da saklamış. Dünyada da ahireti böyle saklamış. Ateş odun misal değil mi ama da? O evet. Ya duman neresinde? Acayip bir şey. Isın neresinde? Odunun. Ama yanınca her şey çıkıyor yani. Hani odundanlar çıkıyor bir, bu daha garip ama. Hani etin mefti gibi mi oluyor abi? He mefti, mefti yani çıkan ruh. Yani et çürüyor, ruh çıkıyor. Neredeydi bu ruh? Duyguları var, hisleri var. Hayvan ya arkadaşının sesini duyar, rızkını görür, uçar. Hayatın mücadelesi var, beslenir, ürer. Eşini görür, aşını işini görür. Sinek yani, haşerat. Nerede, o etin neresindeydi? Biz onu yiyor muyduk? O etin neresindeydiyse bizim de duygularımız etin orasındadır. Sonra diyor ki bir başka şeyde Allah'ın sanatıyla bizim şimdi basit ve kokuşmuş maddelerden yapıyor dedik ya. Bir de Allah'ın hakikaten o çok açık olacaksın. Kendini gizleyeceksin. Mesela şimdi uçaklar yaparlar tank. Var ama gözükmesin. Değişik bir teknoloji. Tankı yapmak kadar zordur. Belki daha zordur. Varı yok göstereceksin. Yani varın var olması, gözükmesi ile varın gözükmemesi bu daha zordur. Allah zoru tercih etti kendisi. Gözükme, var iken gözükmemesi. Sen var olacaksın, burada gözükmeyeceksin. Yani var olacaksın ama yok olacaksın. Başka? Bir de şimdi eşya basit kokuşmuş maddelerden ondan hiç alakası olmayan haşerat gibi mucize-i sanatı yapacaksın. Aynı zamanda bununla alakadar olan her şeyi de yapacaksın. Gözü yapmak sanatı yetmiyor, sanatkarlığı yetmiyor. Yani göz nerede işliyor? Dünyada güneşin kırılmasına, güneş ısısı
eşyanın dalga boylarına göre. Yani göz nerede iş yapacak? Güneş lazım. Güneşi bilmeyen gözü de yapamaz. Bu birinci maddeydi. Kokuda da aynı değil mi? Kokudan da Cenab-ı Hak mahlukat yaratıyor. Evet. Yani yine ette bir madde var yani. Harika. Ama kokuda hiçbir şey yok. Gözde de görünmüyor. Koku. Ses mesela veya ışık. Ondan da hiçbir maddesi görülmüyor ama ondan da halk ediyor Cenab-ı Hak. Ondan da mahluk yaratıyor. Kokudan da yaratılıyor. Kokudan yaratılıyor mahluk. Çok garip ya, değil mi? Ya bizim nazarımızda baktığımız zaman bir yaratılmanın olması için bir sebep lazımmış gibi düşünüyoruz biz ama Allah için öyle bir sebep lazım değil ki yani. Onun elime hani aklımız almıyor yani. Ya bir ses olması lazım, koku olması lazım diye mesela şu anda tahayyül edip evet. düşünüyoruz ama Allah'ın yaratması için öyle bir sebep mi lazım? İşte sebepleri yaptı ama tabii düşünen bir kafa olduğu için bunları kıyas ediyoruz yani. Onun sanatıyla benim sanatımın. Mesela sese... Mana harfiyle bakmaya çalışıyoruz bunu biz. He yani mesela sesin içine kendimi koyuyorum, gönderiyorum size şimdi. Sesin içine düşüncelerim var, mana mertebesi. Duygularım var, hislerim var, meylim var. Ya sen bunu mu kastettin diyorsun. Yani kelamın içine koyuyorsun. İki. Ve keza bunu yapması, mesela sineği yaptı, taklidi mümkün değil. Benzerini yapıyoruz, uçak vesaire ama hayat koyamıyoruz. Bir de aynı şeyin her yerde olması, bir o sanatkarın bir yerde olmadığını gösteriyor. Yani Sibirya'da sineği yaratırken Maraş'ta da yaratıyor. Arabistan'da da yaratıyor, Tunus'ta da yaratıyor vesaire. Peki aynı sanatın her yerde olması... Bir yerde olmadığını gösteriyor sanatkarın. Sanat itibariyle benzemesi sanatkarın tek olduğunu gösteriyor. Ve keza insan her bir şeye muhtaç olduğu cihetle her şeyin melekutu elinde ve her şeyin hazinesi yanında olan zat-ı akdesten mana kimseye ibadet edemez. Bak insan her şeye muhtaç. Yani mesela bir göğsün memnun olması için bu kadar eşyanın yaratılması lazım. Kulağın memnun etmesi için ses çeşitlerini yaratması lazım olduğu gibi. İnsanda da esas insan yapan arzu-i beka var. Ebed arzusu var. Sonsuzluk arzusu var. Sonsuz yaşamak arzusu var. Ölmek istemiyor. Dert istemiyor. İstemiyor. Nasıl ki göz eşya istiyor, kulak sesleri istiyor. Ondan daha kuvvetli insanda ruhsal yapısı ise ebed istiyor. İşte o zaman insan eline aldığı bir şeyi, tapındığı bir şey dikkat etse görür ki kendisine layık değil, kendisi memnun edemez. Fani ya, işte fani. Hangi şey tatmin edecek ki? İnsanın ebed arzusunu ne memnun edecek ki? Ne edebilir yani? Bak diyor ki, insanın her bir şeye, her bir şeye muhtaç olduğu gibi. Her şey muhtaç. Bir nefes almaya ne kadar muhtaç. Yoğun ünitesiz, yoğun bakım olmadan. Ömer abi. Ne kadarcık. Bak ne, alet yok nefes alıyoruz. Bir de yoğun bakıma gitmek bakalım. Ne demekmiş. Sen oradan geçerken sana baksa ne derler. Vay be aletsiz bakıyor. Şimdi hiç de hatırımıza gelmiyor ki olan aletsiz nefes alıyor. Bunu ne zaman anlarsınız? Burundan ameliyat olan var? Ben oldum. Oldun mu? Heh. Tampon olduğu zaman 3 gün. Ya. İyi ki seni böyle yaratmış değil mi? Güzel olmuş. Ağızdan alabiliyorsun. En azından kıyas ediyorsun. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yaşadığımı söylüyorum. Haman haman her çeşit elemi tattım. Her çeşit. Yani tattım yani. Fakat nefessizlik gibi bir şey bilemem. Tamam. Nefes almaya çalışıyor diyorum. Kaç yaşında abi? 6. Nefes almanın ne demek olduğunu yapıyor. Aynen. Bu nefes alamamak gibi hani gece uyandırır mı böyle burnunuz kapatır. Nezle gibi, grip gibi.
Vallahi nefes alma. Bunun gibi eler... Onu çekebilir abi. Bunun gibi psikolojiyi bozan... Bağırırsın bir yer bir şey yapma ama bağırmak seni rahatlatıyor, bağırmak. Öyle değil ki, ne bağırabiliyorsun? Bağıramıyorsun ki. Psikolojin bitiyor. Aha, öldüm önce, patlı. Nefes almak gibi... Ölürsün, ölemiyorsun da. Ölemiyoruz. Nefesin de gelmiyor. Ben bunu yaşadım çünkü biliyorum, evet. Astım krizi çektiğim için. Onu çekemiyorlar abi. Gece işte bir manevi saldırı gibi mi artık nasıl düşünün, nefes alamıyorum. Nezle de değilim, kapandı burun. Ağızdan nazar alıyorum, kastı her tarafı. Bir de o anda ben psikolojiyle meşgul olan adam, bir psikolojiyi de çaktı böyle, kilitledim iyice. Kendi bilgilerime gelene kadar, kendi bilgilerime ulaşana kadar dosyalara, dosyalarla psikolojim kalktı. O zaman biraz gözüm açıldı. Yanımdaki diyor ki, siyahlaşmıştım. Ve ümidi kestim gibi bakıyordum sana. Ömer Hoca Çaylı'da yasın okumaya başladılar. Çaylı dershanesinde. Nefes... Şehit diyor zaten değil mi? Boğulan için şehit, evet, diyor. Evet, o. Nefes yani orada su değil maksat. Yani ayağınız bir şey alsa, ağrınız olsa hepsinin bir çaresi, bir derece var. Nefesin yok abi. Nefesin elemi düşünülemez. Ben her çeşidi tattım aman aman. Ya. Ve keza insan vücut, bak, insan vücut ve icat hayır ve efal cihetiyle pek küçük, nakıs olmakla beraber, karıncadan bak, insan vücut, icat, hayır, efal, fiil cihetiyle pek küçük, nakıs olmakla karıncadan, arıdan, etna, örümcekten daha zayıftır. Yapamaz yani. Ne yapabilirsin? Fakat adem, tahrip, şer, infia, bozmak cihetiyle semavat ve arz, cibalden, dağdan daha büyüktür. Okuyayım cümleyi. Mesela hasenat yaptığı zaman habbe habbe yapar, seyi yaparsa kubbe kubbe yapar. Evet, mesela küfür seyyesi bütün mevcudatı tahkir eder, kıymetten düşürür. İnsan, şöyle düşünün, neyin sahibi ki? Ne yapabilir? Yani nefesine, tansiyonuna, nabzına hakim değilsin. Neyin hakimsin? Benim dediği zaman, şöyle bir düşün bakalım, tepene nefessizlik, takatsızlık geldiği zaman, hastalık gelince, insan iyi ki hastalık geliyor. Ne kadar hiçbir şey olduğunu anlıyor. Hiçbir şey değil ya. Hiçbir şey değil. Yani Mehmet abiyle biraz içeride konuşmuştuk. Değil mi? Yani hakikaten neyin sahibisin ki? Hiçbir organın sahibi değilsin. Şu anda ben konuşmak neyle diyorum? Sistem nasıl çıktığını da bilmiyorum. Düşünce mi? Düşünce mi de değil. Daha öncekiler tak tak çıkıyor, şu anda farkında da değilim, biliyor musun? Şöyle duruyorum, çıkıyor. Eğer ben düşünüp şey yaparsam o kelimeleri zaman alırsın alayım. Yani zaman alması lazım. Şu kelimeyi şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Şunu konuşurken bile ben düşünmüyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum, çözmüş değilim. Bu kadar kelam dersi yapmışım. Seyrediyorsunuz değil mi? Seyrediyorum o kadar. Yani ustad diyor ki yeme, içme. Dan böyle istiyoruz. Ondan başka nereye hakimsin? Hiçbir şeye hakim değiliz. Hiçbir şey senin değil. Ama tahrip cihetiyle dağlardan, okyanuslardan, varlıktan daha acayip tahripsin. Mesela kainata böyle bir abes, sanatkarsız bakarsan, inkar cihetiyle baktın mı, yaptığın tahribatı kimse yapamaz. Geçen sene Rıza abi adamın şeyine bir ekmek kırıntısı, küçük bir kırıntı geçmiş, vefat etti yani. Bizim o şey. Kırıntı yani. Bizim köylüydü. Şimdi balkonda çerez yiyor, hem de ekmek de değil. O pazarda olmuş. Bizim bu 2-3 ay önce oldu bizim köyde. Çerezlerini yiyorsa onu çiğnerken çiğnemiş, bir parçası akciğere gitmiş. O aradaki bir memur var, bir dilcik bu, trafik polisi.
rüşvet vermemiş galiba. Oraya gitmiş. 15 gün içinde öldü adam. İnan. Hayret ediyor. Hatta diyorlardı fıstık mı fındık mı şey yemiş. Şey ekmek parçası cami imamı. Pazarda cami imamı öldü. Şimdi hatırladım. O 5-6 ay önceydi. 4 ay önce. Cami imamıdır o. Ekmek parçası gitmiş. Neye hakimsin ki ya? Şöyle neye hakimsin? İnsan neyine hakim ki? Hocam bunu nasıl değerlendirmemiz lazım? İnsan aciz diyor Mehmet abi ya. Acizdir. İhtiyacı nihayetsiz. Ondan sonra peki bu bizi ne yapıyor? Allah idare ediyor bizi. Evet. O yönetiyor ya Mehmet abi. Neyin hakim? Şu anda oturuyorsun. Böbrek çalışıyor mu abi? Çalışıyor. Dalak, bağırsak taç vesaire. Sen neyin çalıştırıyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey ya. Ha böyle oturuyorsun şimdi seyrediyorsun. Ama arkada çalışıyor değil mi bunlar? O çalıştığı için bana bakabiliyorsun. Şu şuralardan sonra ne oluyor? Bilmiyorum ki ne oluyor. Değil yapmak ne olduğunu ben bilmiyorum. Yani kaç kişi organların yerini biliyor ki? Kaç tane organ var? Dalak nerede var desem çoğumuz bilmiyoruz. Bunun sahibi nasıl olacağız biz? Buna nasıl çalışacaksın? Hiçbir şeyin sahibi değiliz. Değiliz. Tamamen onun. Esbabın en iktidarlısı böyleyse yani. En iktidarlısı insan bu. Ya diğerlerini düşün. Hele hele bebekler ama ya. Üf üf üf. Hep temas. At şimdi camdan ama kadar bebek ölür. Sokağa bırak ölür. Hiçbir şeyi kalkacak o. Bu şekilde büyütülecek şefkat elini. Allah'a ve anne babaya kafa tutacak. Tuhaf değil mi ya? Seni bu şefkatle besleyen, Allah'a beslettirilen anne babaya ben varım diyeceksin ya böyle. Bir tuhaf ya. Vallahi bu dersten sonra anne babasını böyle of of dettiren düşünsün. Ya telefon etsin ya gitsin elini ayağını öpsün. Hakkını helal ettirsin. Treni kaçıranlar ne yapacak? He? Treni ne yapacağız mesela? Ne ana var ne baba? Abi dua edeceğiz. Ben de senin gibiyim abi. Bana da kızıyorlardı. Çok. Bırak gel bu işi bırak dersen bırak. Ben biraz belki özürüm var bu işi bırak diye. Ya bu işe şey, dünya koptu sen neresinde tutacaksın diye. Hey. Hiçbir şeyin sahibi değiliz. Bunca verilen şeyler abi bu aslını itiraf etmek için mi? Bu itiraf işte konuşuyoruz. Sahibi değiliz. Yani sahiplilikten vazgeç diyor. Haddini bil, hududunda kal. Yapan sen değilsin. Değilsin ya. Mesela adam araban öptü üzülüyor ama ayağının farkında değil. Dedi ki bunu herhalde silah. Bir gün koğuş şeydeyim, hücredeyim hapiste. Gece yarısı saat, o saatte gelmez. Şeyh Mustafa burada mı? Gece saat 2-3, 2.30 vardı. Baktım reis, gardiyanların başı. İsimle çağırdı mazgaldan. Kalktım, rahat ol, rahat ol dedi. Rahat ol. Bir elini yüzünü yıkar mısın dedi. Hiç böyle nazik de davranmaz ha. Ama saat 2.30'da normal da değil. Hiç unutmuyor. Bak ben mahkumum. O hakim gibi. Ondan sonra dedi ki dedi giyin bir yer götüreceğiz seni. Bir kontrol. Allah. Dedi ki kameralar şey yapıyor diyor. Sen yüzüme bakma diyor. Giderken konuşalım. Dedi ki ben çok kötüyüm. Hayatımı noktalamak istiyorum. Senin de kim olduğunu biliyorum. Seni
sana şimdi müracaat ettim. Kusuruma bakma, hakkını da helal et. Seni bir yere götürüyorum gibi götürüyorum. Bana bir şeyler anlat. Ben hayatım benim için bitti diyor. Bana yardım et. Hiç unutma. Yani bak şimdi nereye mahkum? Kendisine mahkum. Yani farkında değil. Peki bir insan namaz kılmıyorsa, bak bir insan kendine değer vermiyorsa, bir insan ne yaparsa yapsın sebebi tektir cevabı. Psikolojisi bozuksa, namaz kılmıyorsa, zekat vermiyorsa, günah işliyorsa, kahveye gidiyorsa hepsinin tek cevabı var abi. Ne biliyor musun? Kendini tanımıyor. Kendini tanırsa namaz kılar. Kendini tanırsa psikolojisini yapılandırır. Kendine değer verir. Zaman ayırmamış ki kendisine şimdiye kadar. Dışarıda olsa ne yazar ki? Güneşin altında kapkara kafalar var. Olsa ne olur? Usta hapishanelerdeydi ama dışarıya yükmediyordu. Kardeş burada. İşte bu ders bunun için. Yani anlamlandırmak, fark etmek bir şey değilsin. Git. Anan gidiyorsun benim. Bir tost diyorsun. Hiçbir şey değilsin. Ondan sonra bir yerlere tostladığın zaman şöyle diyorsun bak. Diyor ki وَلَوْ اِتَّبَى لَحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ İnsan itiraz ediyor. Niye böyle oluyor? Niye bu böyle oldu? Niye olmadı? Allah Allah! Bu yanlış ya, bu ne biçim şey? Kainattaki icraata itiraz ediyor. Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilseydi, dünyanın nizam-ı intizamı fesada giderdi. Ey müteşekki, ey niye böyle oldu, niye böyle olmadı diyen adam, sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'i hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Arzunu kainata mühendis mi yaptın ki? Olmadı. E işte, bu da olmadı. Bu oldu. Kainatın icraatını tahlil etmek, kontrol etmek mühendisliği sana mı verildi? Sen kimsin ya? Mülkunun, malunun. Malikel mülk, yetesarafe fi mülki keyfe yaşa. Mülk sahibi mülkün istediği tasarruf eder. Sen ben kimiz ki ya? Yani doğduğun zaman doğduğun yeri de bilmiyorsun, varlığını da bilmiyordun böyle. Sonra çocukken ilk önce böyle kendimizi anlamlandırmaya çalıştık. Neyle biliyor musun? Kendini bilmeden önce harici bildin, sonra benim varım dedi. Birileri dedi ki baba. Ha sonra ben varım. Kendi tanrıdan başkasını tanıdık. Kokmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Ne biliyorsun ki zannettiği nimet nikmet olmasın? İnanın bana, itiraf için söylüyorum. Dualarım kabul olsaydı şimdiye kadar ben bu kürsüde bugün olmayacaktım. Bir bakın bakalım duanız kabul olsaydı burada olacak mıydınız? Sen her istediğin olsaydı iyi ki her istediğimiz olmadı. Şükürler olsun. O nimet dediğin nereden bilmiyorsun nikmet baş belası olmayacağını? Senin ne kıymetin var ki sineğin kanadına muvazi denk olmayan hevesini tatmin ve teskin için felek çaklarıyla hareket eden teskin edilsin. Bu olmasın. وَلَوْ اِتَّبَى الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayeti bunu söylüyor. Yani kimsenin ferdi, hususi arzusuyla uyulsaydı kainat, uyulsaydı istikrar, herkesin istediği, her istediğin olsaydı kainat fesada uğrardı. Hayat anlamını yitirirdi. Hayatın iç çıkışlarla doludur. İnan, bazen bir kayıp zannettiğin şeyde var senin hazinen, seni yapılandıran, sermayen oradan çıkacak. Bazen de kazandığın şeydedir. Hayat iniş çıkışlarla. Merak etme, hayatın başına gelen hep onun iktidarıyla olur. Ama adamlar yaptı. Beşer zulmeder.
kader adalet eder. Beni böyle düşündüğüm için orada da rahat ettim. İnan, zalim beşeri biliyordum. Ama esas yaptıran da arkasında kim olduğunu biliyordum. Rabbim yaptırıyordu. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efaline kadere fetva verdin ki zalim beşerin eliyle bu tokatı? Bazen tokat değil, bazen bir merdivendir. İnan, bazen nimet dediğim şeyler elimizden alındığın zaman çok üzülüyoruz ama sonraki tarihler geçince iyi ki böyle olmuş. İyi ki böyle olmuş. Mesela bir tane şey söyleyeyim. Hocam orada ders çıkarmak adına mı diyorsun? Evet. Mesela bir arkadaşım var, benim sınıf arkadaşım. Türk Hava Yolları'nda şu anda o güzel tasarım şey, en son tepelerde idi herhalde. Bitti mi bu? Bir iki senede beri görüşemiyorum. O dedi ki, beraber girmiştik işe. Ben kanat bölümündeydim. O tasarımdaydı. Aynı yerden mezunduk. Dedi ki, sonra ben tabii terk ettim vesaire. Dedi ki, zavallı, iyi bir arkadaştı. Nurcular beynini yıkadı. Sana o kadar üzülmüştük ki diyor. Çünkü o zaman da bu mezunlar pek yoktu. Hemen hava yolları alıyordu. En çok sana üzülmüştü zavallı. Beynini kaptırdı. Makamına gidip ziyaretine oturdu. Kalktı oradan geldi. Meğer zavallı bizmişiz dedi. Haberimiz yoktu. Dedi ki Hasan, kafamda o kadar sıkıntı var ki seninle konuşurken aralarından kaçmaya çalışıyorum diyor. O sıkıntılar, o din, çocuk, kız, hanım, bir sürü masadaki. Yani onların arasında kelam üretmeye çalışıyorum. Sonraki seninle konuşuyorum. İnsan ya, insan tuhaftır. Hangi makamda olursan ol, başına bir şey geldi mi dövülme. Kaderi gör. Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden, kederden emin olur. Beşerin eline takılıp kalma. Olmayacak şeylerin olması lazım. Rüştü abiye dedim ki, Rüştü abi dedim, bu niye benim başıma geldi? Dedi ki, lazımdır ki öyle olsun. Öyle olması lazımmış. Niye ama? Bir diyelim, sen farklısın. Herkes kendisi farklıdır. Ve keza insan, bak hasenat yaptığı zaman küçük küçük şeyler yapıyor. Belki vesile oluyor. Ama tahrip ettiği zaman dağlar bile kaldıramaz tahribatı. Bir küfürle bakıyor kainata. Kainatın zerratı, mürekkebatı nispeti kadar şer işliyor. Küfürle baksa. Şeytanın da hatırına gelmez değil mi? Evet. Şeytanın da hatırına gelmez. Hatta şeytan diyecek ki, ya Rabbi bana yüklüyorlar ama bu bile benim hatırıma gelmedi diyecek. Bunu yaptı şeytanlar. Öyle bir şeytan var ki şeytan itiraz edecek. Benim hatırıma gelmez dedi. Hakikaten gelmez yani. Ve keza insanın bir cihette kıl kadar bir ihtiyarı, zerre kadar bir iktidarı, şua kadar bir hayatı, dakika kadar bir ömrü, dakikada. Mehmet abi biraz öncesi var mı abim? Geçti gitti. Biraz gelecek olan var mı? Yok. Yani gelecek yok ki. Hani nerede? Tahmin ediyorum. Yok. Geçmiş de yok. Andayız ya. Başka bir şeyimiz yok. An. Bitti. Yok ya, gelecek yok. Anı da çalışıyor. O almayı, anı da çalmaya çalışıyor. An ya, andayız ya. İşte Gazali çok güzel söylemişti. Saatin tıklıklaması saat değildir de, der. Kabri giderken ayağının sesidir diyor. Yani andayız. Cemi, geçmişin var mı hocam? Yok. Geçmiş bitti, geçemez. Gelecek var mı? Yok. İki yok arasında var zannediyor. Ne hayat bitti be kardeşim. O başımıza gelen o olumsuz musibetler var ya, iyi ki var diyeceğiz ahirette. O hayatımızın belki mayası olacak. Bir tencere sütü, bir kaşık Mustafa,
yoğurt mayalıyor. Belki o ona tutunacaksın. Bir zulme uğradığın, haksızlığa uğradığın ve pek istemediğin o şer dediğin şey belki de senin kurtuluşuna vesiledir. Vesile olacak. İhtiyarı yapamadığımızı ızdırar olarak yaptırıyoruz. Evet. Mesela bir tanesi ben girer miydim hapise? Niye gireyim canım? Ama şu anda diyorum ki o zaman niye geldi diye isyan ederken, isyan derken konuşuyordum yani. Allah Allah şuna falan. Şöyleydi böyleydi. Şimdi diyorum iyi ki öyle olmuş. Şimdi inan başıma böyle nefes yakında oldu. Nefes kesti gece yarısı. Zor. Hiçbir şey mi? Hani insan bir şeysine güvenmez de bir şeye tutunur yani. Namazına, Kur'an'ına, ettiği hizmete, anlattığı şeylere. Ben inan Allah düşmanına düşman olmaya tutundum. Sırf ona tutunabildim. Başka bir şey yok. Ademi bir vücut. Yani geliyorum ya Rabbi. Yani biraz uçak türbülansa gitmiş. Çok fena oldu da. Olmuş yani ha. Benim yanımda oldu. Yani bir hikaye değil. Çok fena girdi yani. Trabzon'da çatıların uçtuğu dönem işte. Acayip bir fırtına. Ondan sonra şey unuttu dedi ki ya Rabbi galiba geliyoruz dedi. Galiba. Sonra ekledi. Ne yapacağını bilmiyorum ama iyi yap bize. Galiba geliyoruz. Anladın mı? Bu kadar ya. Uçak şiddetli türbülansa girince işi dükkan mükkan altına geliyor mu Mehmet Terzi abi? Yok canım. Hiçbir şatırımıza gelmiyor. Evet. Ben mesela böyle bir şey şuna tutundum. Ya Rabbi derse gidiyor. Ona tutundum. Başka hiçbir şey yok böyle. Derse ben gidiyor. Yani bir şey tutunacak bir şeyimiz olsun diye söylüyorum. Bazen bir düşman oluşun, Allah için düşmanlığına tutunacaksın. Bazen bir dostluğun, Allah dostlarına dost oluşun. Bir şeyim yok ama Allah'ım seni sevmişim. Başka bir şey yok. Seni sevenleri de sevmişim. Sana düşman olanlara düşman oldum. Başka bir şeyim yok. Bak bu sıcak ortamda, bu dershane ortamda bu laf kolay da. Mustafa, Emir, duyuyorsun değil mi abi? O zor olduğu var ya o, türbülanstır, nefes alamamak, böyle bir çöküntü olduğu zaman, psikoloji dibe vurduğu zaman, inim inim, hele o psikoloji var ya, ayağın kırık, bir şeyle olur, tekerlekli olur, bir şey plastik falan takarsın, amasın sopa, çaresi var, sağırsın, bu ne olur? Ama psikolojinde gitti mi her şey gidiyor. Huzur, huzur. Huzurun var mı abi? Kuru ekmek ye. Huzurun var. Huzurdan başka bir şey yok. Bazen bir hatıra, bazen bir kelime seni maziye götürüp kuyuya atıyor. Yaptığın o vicdansızlığı, yaptığımız o vicdan, yanlışımız var ya, vicdanımızı yiyor ya bizi, vicdanımızı yiyor. Keşke var ya, bazen oraya bizi götürüyor. Felç ediyor Mehdi abi. Günümüzü felç ediyor. İşte psikolojinin sağlamı oldu mu gerisi hikaye. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Ümitsiz de bırakmasın. Ümitimiz hep odur. Onun vesilesiyle her şey. Allah Allah. Seni ne ya? İnsanın bir cette kıl kadar bir ihtiyarı var. Kıl ya. İki. Zerre kadar bir iktidarı var. Şua kadar yani çak çak lamba söndü, yandı söndü. Bir hayat. Anda hayat. Dakika kadar bir ömrü var. Cüz'ü bir cüz kadar mevcudiyeti varsa da. Yani hiç. Emel abiyle biz şeye giderdik. Dereye giderdik balıklar. Şimdi gidemeyiz ki. Ne ayak tutar ne affedersin kıçımız tutar değil mi? Hiçbir şeyimiz tutmaz ya. Yani. Ömer abi hatırlıyor musun gece yarısı? Gece yarısı dersten sonra balığa giderdik. O derelerde nasıl atlardık?
Şimdi nerede araba versene bile gidemez. Ben de gidemem. Neydi? Mazmanlı mıydı? Mazmanlı. Mazmanlı deriz. Nerede? E bitti ya. Her şeyin bir şey var. Lajoni diyorlar. Her yaşın bir özelliği var. Bitti onlar. Hevesin gitti ya. Bir şey yok. Gene gidersin ya. Hevesim mi? Hevesin gitti senin ya. Hevesim gitti. Heves gelse olur mu? Olur mu ya? Bak gel. Çok güzel işte. Ben adam lazım. Şu an Mehdi seni teselli ediyor abi şu an. Çok güzel. Allah razı olsun Mehdi abi. İnşallah ya. İsmiyle mi sen mi? Yani ismiyle Musa. Bir an sönüyor. Yani her yaşın bir hükmü varmış. İstekleri var. Ya olmuyor işte. Artık çekmiyor vücut. Araba çekmiyor. Varsa diğer cihette de hadsiz bir insanda aciz vardır. Fakirlik vardır. Nihayetsiz aciz ve fakir. İstekleri nihayetsiz. Gücü hiç yok. Talipleri çok. Elinde hiçbir şey yok. Ne aldıysa, ne kazandıysa hepsi yok oluyor. Mesela bir tane bir şey anlatayım size. Sultanbeyli'ne gidiyorum dersen, kartal var. Birisi verdi arabayı. Onunla derse gidiyor. Vardı ya. Ondan sonra dur kalk Boğaz Köprüsü'nde. Sonunda baktı aynı bizim gibi, kartal gibi bir araba var. İnsan dolu, çocuklarla, annelerle, kıyamet kopuyor, şen şatan, camları açık, yansıya. Nizam, acayip kıyamet kopuyor ya. Yani dur kalka yaptığımız için diyor. Az ileride tabii şehitlerimiz de değişti. Allah Allah, onların neşelerinden vay be, ne bahtiyar. Çocuk ya, ama diğerleri o kadar. Adamlar da falan ama çocuklar acayip. Şeyler de anne babaları da acayip şen şatrak yapıyorlar. Az ileride şeritler değişince jipe denk geldi. Ondan sonra kadın ayağını uzatmış, tapıtı gözüsünün ayağını. Gavur müziği çalıyor. İki işte, bir karı bir koca. Çit yok. Ses yok. Böyle suratlar donuk. Öyle. Ona bakıyorum. Hani Karkal'ın arkasında cıvıl cıvıl çocuklarla ön tarafı anne babaları. Acayip bir şenlik var. Şimdi gel buyurun cenaze namazı. O içinden sıkışmış kalmış. Olmasın mı? O sırada seni sen eden şey olmasın. Seni senden eden şey olmasın. Ayırmış seni akrabandan, şundan bundan. Ya bize biraz şey düştü işte, maddi. Maddi imkanlar bizi uzaklaştırdı akrabalarımızdan. Televizyon çıktı, komşuluk bitti. Misafirliğe gidemiyoruz. Gitsek bile sanki televizyon seyretmeye gitmişiz. Ya televizyon olmasaydı şimdi bu akşam bir yere giderdik yani. Televizyon var, program var, cep telefonu var. Nasıl gideceksin kalkıp? Komşuluk şey yapamıyor. Eskide o ailenin sonundakiyle irtibatımız vardı ya. En sonundaki evle irtibatımız vardı. Şimdi mahvettik ya. Akşam iple çekirdik ya. Gideceğiz diye. Gideceğiz diye ya. Akrabalar değil mi? Sohbet edecek. Akşam edecek. Olsa da gitsek. Aynen. Ne şenlik vardı değil mi? Onlar da hazırlanmıştı, sultlaş mutlaş, tamam mı? Değil mi? Çay mı? İnşallah ahirette olacak benim Ömer abi. İnşallah. Komşulukların olacak orada. Hem de dertsiz, kedersiz, elemsiz. Alışma da yok ha. Keyif işte orada. Berzahta yok mu abi? Berzahta da var. Gidersen. Onun için sabredin. Dişinizi sıkın. Yakında öleceksiniz. Onun için Allah nasip edecek. En kısa zaman. Rahat olun. Rahat olun. Hayat orada. İnne darül ahirete leyyel heyvan. La rahat nefi dünya. İlla darül ahiret. İşinizi sıkın Ebu. Yakında gideceksin. Korkma yazsın. Belki de gitti. Ve keza şehitler öldüğünü bilmez. Mesela eğer aramızda bir şehit olmuşsa derste gömülmüştür. Bilmez. Bu akşam da şimdi derstedir de öldüğünü bilmez. Şehit ya. Ve işin garip tarafı da ben değilim de. Acaba kimdir? Oysa kendisidir. Aranızda var yani öyle birkaç kişi. Daha önce ölmüş. Öldüğünü bilmiyor derste. Şimdi aramızda
O şimdi size bakıyor biliyor musun? Ben değilim der. Acaba kim? Nasıl abi? O da öleceğinden korkuyor mudur ya? Acaba ölüm nasıl olacak? Nasıl can vereceğim? Evet. Eğer korkmasaydı şehit olduğunu bilirdi. Bilmediği için onda da var. Onda da var. Hemen hemen her derste bir böyle diyorsunuz abi. Var işte. Ve keza insan hayat-ı dünyevi cihetiyle bir çekirdek olup pek büyük semere ve sümbüler vermek için kendisine tevdi edilen cihazatı bazı maddeleri elde etmek için tavuk gibi toprakları, gübreleri, necisleri eşmeye sarf eder. Faydasız tefessüh eder. İnsan ahirette ağaç olacak, dünyada çekirdek. Buradaki hadiseler çekirdeği oluşturuyor abi. Çekirdek. Mesela düşün bir çınar ağacını hayali. Hiç onu görmese, ne bu kadar onun çınarın çekirdeği var. Hiç ondan onun çıktığını tahmin edebilir miydin görmese? Veya Allah karpuz çekirdeğini gösterse, karpuzu hiç görmesen. Bunlar ne çıkar ey kulum desen, sen ondan tahmin eder misin karpuz çıkar diye. Ha, aynı bunun gibi çınara kıyas edilmeyecek, karpuza kıyas edilmeyecek çekirdek. Biz şimdi çekirdeğiz. Bütün o taleplerimiz, yaptığımız işlemler çekirdeğin kemal bulması. Kaliteli çekirdek olmaya çalışıyoruz. Ağaç burada yok. Ağaç orada. Ağaç orada olacağız. Mustafa anladın mı Hamza? Ağaç orada kardeştir. Ama bazı çekirdekler de kendisine uygun şeyleri, uygun olmayan şeyleri toplarsa çekirdek tefessüh ediyor, bozuluyor. Çekirdeklikten çıkıyor. Kimyası bozuluyor. Tefessüh eder, faydasız tefessüh eder gider ve hayat-ı manevi cihetiyle emelleri ebede kadar uzanan bir şeceri bakiyedir. İnsan öyle bir ağacı ki, bak ağacın ucunu söylüyorum, Allah'a dayanıyor, Allah'a istiyor. Cenneti bile memnun değil. Bana seni gerek seni diyor. Yani cennette birkaç köşkten birkaç yürü diye diyebilecek kadar acayip ufuk insan. Ucuna bak. 756 şualarda diyor ki ezel ve ebed nurunda medet alır bu hayat. Bu ağaç yani. Böyle bir ağaç. Biz Hakan'ım bu dünyada çekirdeğe oluyoruz. Çekirdek. Doğdun, öldü. Birleşti böyle pistonlar. Sıkıştır sıkıştır. Yani aklını tencereye koy. Ömründeki bütün akıldakileri, fikirleri, hayalleri koy tencereye. Onun yanında vicdaniyatını koy. Hamza, onun yanında kalbini koy, onun yanında ruhunu koy, onun yanındaki yaşantılarını koy. 4. Akıl, kalp, ruh, fiil. Karıştır karıştır, onu buzdolabına koy, donsun, çekirdek. Ahirette ağaç olacak. Ağaç hocam, hangi ağaç? Eyvallah i̇şte, ağaç mısın? Artık bilmiyoruz. Önemli bir ağaç değil mi? Onun için burada ağaç, niye böyle oluyor deme ya. Dünya toprağı altında biz çekirdek oluyoruz. Şu anda çekirdek olmaya çalışıyoruz. Kaliteli ve kaliteli. Yani dünya hayatı çekirdeğe benziyor, ahiret hayatı ağaca benziyor. Onun için iştahımızı ertelemeyi ve ötelemeyi bilmemiz lazım. Eğer o fıtratımızda var olan o zevkperest, lezzet, keyif vesaire arzuları burada tatmin etmeye kalktığın anda başına dönüyor. Neye benziyor? Kuşa tabak koydum. Kuşa tabak koydum su içsin diye. Oysa biraz yalak böyle şey olması lazım. Biraz derin oldu. Şuraya bastığı anda kafasına döndü. Çevrildi kafasına döndü. Tamam, ona benziyor insan. Böyle kenarına bastığı zaman tabak kafasına geçer gibi. O fıtratında var olup ahirette olması gereken o arzu-i beka, o güzel hayatı. Oysa la rahat efi dünya. Burada aramaya kalktığı zaman mümkün değil, imkansız. Sen de arıyorsun, ben de arıyorum ama aynı yerde. Çatışma kaçınılmaz oluyor. Yok zaten. Peki niçin sıkıntı oluyor? Şu cümleyi söyleyeyim. Fıtratımızın istediği hayat burada yok. Burada aramak, kalkmak şu demektir. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibidir. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Geçen hafta bir ay önce mi işte daha olmadı. Rize'de bunu söyledim.
bizimkiler tabii sivri zekalı. Dedi ki... Beyaz olsa ne olur? He? Beyaz olsa rengi de fark etmez yani, illa kabin olsa. Evet, evet. Beyaz olsa ne olur? Olmayan beyaz kediyi beyaz odada aramak gibi diyeceksin. Şimdi dedi ki, madem yok hoca dedi, neyi arattırıyorsun bize dedi. İyi söylemiş. Hatırlıyor musunuz? Benim asker arkadaşım vardı, Kaldırım. Celal'in dedesi. Allah rahmet etsin, evet. Sizin geçmişiniz. O Yıldırım anıların Rüşen orada. Rüşen amca. He? Rüşen amca. He, Rüşen amca. Senin tertip miydi? Tertipti. Maşallah. Tertibimizdi. Tamam. 80 küsür yaşındaydı, biz o zaman 30 küsür yaşında. Biz onunla öyle anlaşmıştık, asker arkadaşımızdı. Allah mekan cennet olsun. Nasıl dost olduk? Şimdi bir gün ders yapıyoruz, hiç unutmuyor. Mucize tahmidi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mucizelerinden. Yaptık işte parmaklarına sokmasın, ayın ikiye. O da tak diye sonuna, son üçte birde geldi. Açtı. Derse girdi. Daha tanışmıyoruz ilk. Başı işte Peygamberimizin mucizesi, ağaçların, yemeklerin, suların, ağaçların, hastalara ait mucizeler okuduk okuduk geldik. Diğer kitaplarda. Yuhanna İncil'i. Tamam. Yuhanna. Girdiği zaman zaten başladık. Yuhanna İncil 16. bab 32. ayet. Buna oturdu, bakıyor. Yuhanna İncil'i bilmem şey bab şu kadar ayet. Diyor ki peygamberimize. Yuhanna İncil, İncil. Dayanı o diyor. Hoca, sen Hristiyan mısın? Ondan sonra daha dayanamadım, zaten hemen kestim. Sonra ikna edene kadar, hatırlıyor musun ne zaman? Var mıydı sen o zaman? O zaman yok mu? Ondan sonra ikna edene kadar şey yapmıştık. İşte bu olmayan kara kediydi. Bizi niye arattırıyorsun dedi. Ha, dünya işte böyle. Fıtratımızın karşılığını burada arıyoruz. Sanatkarı diyor ki burada yok o. Bitiriyorum şunu da okuyayım. Ve keza insan fiil ve say cihetiyle zayıf bir hayvan olup daire-i sayı pek dardır. Yani insana bak ne yapabilirsin? Sıraya koyuyorsun. İnfial, sual, dua cihetiyle yani sebep olmak, talep etmek noktasında Rahman-ı Rahim'in aziz bir misafiridir. Dairesi hayal kadar geniştir. Talebi hayali nereye gitmişse ihtiyaç oraya gidiyor. Ama iktidarında hiçbir şey yok. Yani isteği noktasında Allah'ın tecelliyatını oluşturuyor. Bir daha. Çok ilginç bu. Ne istiyorsun? Ufku ne kadar isteğinin? Yani ibre ne kadar? Allah'ın tecelliyatının sahasını adeta oluşturuyorsun. Yani ne istiyorsun? Allah da verecek. O zaman isteğimizin çapı tecelliyat ilahiye sebebiyet veriyor. Anladınız mı? Bilmem ağır mı? Yani mesela diyelim ki sığır bir şey istese ot ister, su ister. Tamam verdi, dünya kadar ot yapsa yetiyor. Ama insan cenneti bile tatmin değil. Bana seni gerek seni diyor. Onun isteği Allah'ın tecelliyatına, fiilin onu yaratmasına sebebiyet vereceğinden tecelliyat çok geniş oluyor. İsteğinin büyüklüğü kadar. İnsanın isteği. Ne istersin sen şimdi? Garip değil mi bu? Allah'ın rububiyetini tövbe sahasını en az oluşturuyor. Hatta vacibül vücuda gitmek istiyor. Huzuruna çık. İstemenin sonu olmayınca Boğaz Köprüsü sıkıntısı başlıyor o zaman. Boğaz Köprüsü ha evet. Evet. Şimdi sınır olmayınca ama burada tatmin etmeye çalışıyor onu. Kavgalar bunun üzerine. Oysa insanın fıtratında bak hiçbir şey yok. Yani iktidar cihetiyle yapma noktasında halk etmekte hiçbir şey yok. Ama istek, infial, dua, sual, suali, sorusu ufku yok. Nihayetsiz. Onu da isteğine, isteğini yerine getirmek adına kudret tecelli etse saltanat nihayetsiz oluyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Bir misal söyleyeyim. Şimdi doğduk, öldük. Kaç sene yaşadık? 63. Bak şimdi. Doğdun, öldün,
bütün lezzet, aldığın ömründe aldığın lezzet, zevk, keyif, huzur, saadet, ne varsa pozitif. Hepsini koyar mısın tencereye? Koy. Kaç yaşındasın abi? 49. 49 sene. Ömer abi sen? 60. 60. 60 sene doğdun, öldün, aklen fikir bakımından huzur veren fikirleri. Koy tencere. Vicdanda yaptığın güzelliklerin, vicdani lezzetler var. İyi ki yapmışım böyle. Hayvana yardım ettim, kimseye zeyim. Onu da koy tencere abi. Kalbi böyle hisli hisler var. Öyle ulvi, marifetullah, Allah'a karşı hazlar var. Ruhani de koyduk. Doğru davranışlarımızı da koyalım. Akıl, kalp, ruh. Yani bütün ömrümüzdeki bütün lezzet, zevk, keyif, surur, neşe, saadet, marifet hepsini topla abi hamur ya. Cennete giren kişi ilk lezzeti tadacağı bu toplam lezzeti bu. Bak bu ne olacak? Eşer şaşıracak Ömer abi. Cennette bir an bir ana benzemeyecek. Tattığın önceki an tadacağın hemen andakine hiç alakası olmayacak. Bütün lezzetlerin toplamı senin basamak olursa bir an sonra buna hiç benzemeyecek bir, hiç bununla alakası olmayan lezzet tadacaksın. Ondan sonrası bir anda böyle sonsuza doğru. Akıl almıyor değil mi? Onun için cennetin aklen bilinmesi imkansızdır. İdrak-ı mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu sikleti çekmez. İlk lezzet bu. Eylem nesi? Eylem de bizimle alakası yok ama bazılarına müjde olsun. Onlara kapak olsun diyeyim. Doğdu öldü 60 sene. Yaptığı bütün küfür, zulüm, isyan, hak, hukuk, ne aklına geliyorsa aldığı elemleri, sıkıntı, kabz, psikolojik, can sıkıntısı, moral bozukluğu vesaire hepsini topla, paket yap. Cehennemdeki ilk adımı budur. Andaki an. Sonraki bununla hiç alakası olmayan elem. Yani ikincisi, yalnız anlıyor musun? Yani bir ilk elemi bu, ilk lezzeti bu. Ondan sonraki bir an sonraki lezzet ve elem hiç buna benzemeyecek. Ama ilk çekirdek bu. İlk aktif edecek taraf bu. Küfrün elemini orada ilk yapacak. O bir basamak. Bir an sonraki elemi birinci eleme hiç benzemeyecek. Sonsuz. Ama bu bizimle alakası yok Ömer abi. Öyle canını sıkma abi, kızarma. Şimdi biz gene şeyimize gelelim. Abi bütün lezzetlerin toplamı bir an bir ana benzemeyecek. Biz ona kilitlenelim. Hiçbir nevi bir lezzeti tatmak. Elhamdülillah. Tatmak nasıl bir şey olur ki? Ya bakın toplamın, toplamı bak. Bütün lezzetlerin toplamını unut. Hiç buna benzemeyecek ikinci. Üçüncü ikiye benzemeyecek böyle. Böyle bir saltanat seni bekliyor. Ya dişini sık ya, bir şey kalmadı ki. Zaten 60 sene yaşayan bir insanın günde iki defa tuvalete gitse, her girişte 5 dakika verse, 60 senede tuvalete gittiğin, zaman geçirdiğin ömür 150 gündür. Zaten gittin ya tuvalette. Üçte bir uykuya geçiyor. 7,5 sene yemeği sırf yemekte geçiyor. Sofraya kaldırma yapmak yok. Günde iki defa gelsen, her işte yarım, şey 15 dakika versen, yarım saat günde yemeğe versen, yarım saat, 60 günde yemekle geçen ömrün 7,5 senedir. Yani ben topladım, çıkarttım, bir sene 8 ay, yani bir askerlik kadar bir ömür, hayatımızın borçlarını. O bir sene 8 ayı değerlendir sonsuz cennet. Değerlendiremedin sonsuz cennet. Bir sene ya, bir sene. Bir saat. Koca 23 saat var ya günün. Bir saatini veriyorsun. 23 saatte bir saat. Ve keza insanın hayatı hayvaniyeden aldığı lezzet bir serçe kuşunun lezzeti kadar değildir. Bak şimdi. Serçe var ya tövbe, hani bir şey anladım. 50 defa günde çiftleşir. Serçe, öyle diyor bilim adamları. Yani ev derdi yok, ayakkabı derdi yok, kira derdi yok, gözlük derdi yok, vicdan derdi yok. En önemlisi
İmanı kazanma ve kaybetme derdi yok. Übey, imanı kaybetme derdi yok. Hiç aç mı olacağım? Sabah çıkıyor yuvasından, akşama her türlü keyif ve lezzet yapıyor. Karnı tok, yuvasına geliyor. Lezzet cihetiyle insan serçe kuşuna yetişemiyor ama cihazat cihetiyle serçeden 20 derece daha harika yaratılmış. Elemlerle dolu. Bu gösteriyor ki insan bu dünya için değildir. Serçe bu dünya içindir. Onun cenneti dünya. Ama o da cennete gidecek. Bak bir de okuyayım. İnsanın hayatı hayvaniyeden aldığı lezzet bir serçe kuşunun lezzeti kadar değildir. Çünkü insanda hüzün, bak hüzün, keder, korku var. Onda yok. Korku var bizde. Hüzün var. Allah hüzünlü kalbi çok severmiş. Korku var kardeşim. Ölüm korkusu var. Serçe de var. İmanı kazanma kaybetme davası var. Cehennem korkusu var bizde. Onda yok. Fakat cihazat, hissiyat, duygular, istidat itibariyle hayvanların en alasından fazla lezzet alır insan. Yani cihazatı var ki mesela akıl bir tefekkür ettiği zaman tefekkür bütün hayvanların keyfinden daha iyi alırsın. Yani tefekkürü, vicdaniyatı. İnsanın şu vaziyetine dikkat edilirse anlaşılır ki bu kadar cihazat yani kuşlara kıyas edilmeyecek kadar harika cihazlar var. Ama kuş serçe kadar güzel bir hayat yaşayamıyoruz. Bundan anlaşılıyor ki bu hayat için insan olmayıp ancak bir hayat-ı baki için kendisine verilmiştir. Yani demek ki bu hayatta bu hayat kazanmaya değmiyor. Alıyorsun demiyor ki. Neye benziyor? Her tarafı altın olan kamyonla harfiyat yapmaya benzer. Veya tanklarla serçe avına gitmek gibi. Vursan ne olur? Zaten yenmiyor. Paramparça olur. Ve keza insan saltanat-ı rububiyetin measinine nazır ve Esma-i Kudsiyesinin cilvesine dellal ve kalem-i kudretle yazılan mektubat-ı ilahiyi mutala ile mütefekkir olduğu cihetle eşref-i mahlukat ve halife-i arz olmuştur. Ya yennâsu entumul fukara illallah. Ya. Görüyor musun bak? İnsan neydi? Bitti. Diyor ki insan okuduk. Nedir peki insan? Saltanat-ı rububiyetinin measinine nazır. Allah'ın saltanatının güzelliklerini seyretmeye memur, Esma-i İlahi'nin cilvesine dellal, kalem-i kudretle yazılan mektubat-ı ilahi mutala ile mütefekkir olduğu cihetle, insan bunları tefekkür ettiği cihetiyle, Mustafa, eşref-i mahlukat ve halife-i arz olmuştur emir. Öyle mi abi? Ne olmuştur abim? İnsan eşref-i mahlukat ve halife-i arz olmuştur. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha.